Evet efendim, Ali ile aramızdaya hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden değerli konuklarım, çok önemli konularım. Harika bir sohbet ve şahane bir müzik var efendim. İki tane değerli arkadaşımın, biri çok sevdiğim abim Erkan Petekkaya ve Aslan Karalar'ın filmi vizyona giriyor, Filme Gel. Öbürü de çok değerli bir müzisyen. 2'ye 10 kala bizlerle birlikte efendim. Tahmin edeceğiniz gibi sohbet çok uzun sürecek. O yüzden lafı uzatmayayım. Ali ile aramızdayı başlatayım. Bakalım neler konuşacağız. Teşekkür ediyorum Erkan abicim. Abi diyorum inşallah, yani saygımdan diyorum, yoksa yaşıtız. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Filme Gel'i anlatalım mı hemen? Biz de öyle abi, direkt. Yaratmayı, üretmeyi, üreteni çok sevdiğimiz için direkt yaptığımız işten başlıyoruz. Sonra birbirimizi tanıma, sohbet etme kısmına geçiyoruz. Filme Gel'i 5 Ocak'ta vizyonda. İnşallah. Biraz bahsedebilir misiniz? Filme Gel, gerçekten Filme Gel oldu. Yani gel diye gerçekten niyetini çok belli eden bir isim koymuşsun. Yani çok değişik bir film oldu gerçekten. Ali sen de bilirsin, sen absürt komediyi çok iyi bilen bir insansın. Estağfurullah. Senin yanında... ya abi öyle ya. Değil mi? Öyle yani, biliyoruz yani. Ben de absürt komediyi çok seven bir oyuncuyum. Hatta belki şu an burada oturmama absürt komedi sebeptir ama kimse bilmez çünkü herkes beni hep iş adamı oynuyor zannediyor. Ama aslında ben absürt komedilerle, başka şeylerle yani buralara geldim. Kamera şakalarıyla geldim falan. Dolayısıyla benim için çok güzel bir film oldu. Çok değişik bir film oldu çünkü biliyorsun komedi güzel. Sen komedinin her türlüsünü yapıyorsun ama absürtü bir değişik oluyor. Evet. Biliyorsun daha dişi oluyor, daha üretken oluyor. Yani her istediğini yapabiliyorsun. Biraz İstersen, daha kafa yoruyorsun. Tabii ben düğmeye basayım, uzaya çıkayım diyorsun. Herkes inanıyor. Tamam mı? Yani hiç şeye gerek yok, teknolojiye gerek yok. Benim için çok değişik, güzel film oldu. Ben çok eğlendim. Çok zor şartlarda çektik bu arada filmi. Çok sıcaktı, Çanakkale'de çektik. Elimizde buzlusu değil, sulu buzla. Sulu buzla geziyorduk. Anlamıyorum. Hepimiz faranjit olduk falan. Ama canım benim, iyi ki varsın. Şey, konu gizli o zaman, öyle mi yani? Fragmanda ya yok abi, gizli gizli değil ya. Filme Gel işte, git gör, o kadar. Ya, tamam, çok güzel sevenler, film. Absürt komedi sevenler. Ya biraz gülümsemek isteyenler buyursunlar, gelsinler. Evet. 5 Ocak'ta vizyonda efendim Filme Gel. Kalabalık, güzel, görmekten hoşlanacağınız bir sürü oyuncuyla beraber özenle yapılmış... Farancit'i de beraberinde getirmiş, harika. İstersen harfısından sonra bahsederiz yani, çünkü tamam, şimdi bahsetmeyeyim. Sen bilirsin. İnsanın böyle büyüyle programa katılmak da zor. Abi sen nasıl istersen öyle yapalım. Şimdi efendim Uras Bey, 2'ye 10 kala denince aklımıza tabii grup geliyor ya, bu sık sık soruluyor. Evet. Ama karşımda bakıyorum tek kişilik bir kadro var, hatta soundcheck falan vardı demin burada, tek kişilik dev kadro var. nedir 2 10 kalanın hikayesi? Bir de bizim seyircilerimiz duysun. Sıkılmışsındır belki anlatmaktan. Yok, estağfurullah. Ama... çok kişisel bir konu 2 10 kala. Sadece bir çıkarken müzik kariyeri hedeflememiştim. Tanınmak istemiyordum. Hatta ilk 1,5 yıl fotoğraf falan paylaşmamıştım. Yani işte arkadaşlarım dinliyordu. Hatta sana gelip dinle bak çok iyi falan demişlerdi. Tabii üniversitede, fakültede, aynı fakültede okuduğumuz bir arkadaş şey dedi, ya işte yeni bir grup buldum, tam senlik dinle dedi. Çok sevinmiştim öyle olunca. 1,5 sene öyle gitti. Sonra işte yavaş yavaş fotoğraf koydum. Yani hikayesi benim için çok kişisel bir konu ama... kariyer odaklı koymadığım bir isim. Sonradan da işte işler biraz daha prodüksiyona, işte profesyonelliğe geçince de kalsın, bu benim için anlamlı. Zaten yaptığım iş bu dedim ve öyle kalıverdi. Ya aslında grup diye bir şey yok. İki yok, kala evet. Sensin yani. Zaman zaman denedik aslında yani. Daha önceki yıllarda hani zaten grup diye biliniyor. O zaman biz de grup olmaya çalışalım falan dediğim bazı değerli arkadaşlarım oldu. Ama sonra tekrar bu şekilde devam ettim. Peki filmde komik bir mafya babasını canlandırıyorsun abi. Evet. Neler var mı sette böyle aklınıza gelen tuhaf bir anı? Sulu buz dışında, sıcak dışında. Ya, sıcak da adamın kafasını eritir ama. Ya vallahi belki aklınıza gelen aslında şey. O kadar çok var ki. Olmaz mı absürt komedi çekiyorsun? Şu anda vallahi benim aklıma gelmiyor. Sette çıkan espriler bile vardı. Ya zaten her şey öyle çıktı. Erkan abinin Peru beni. Ha mesela ben bir hata ettim. Bir de peruk mu var? Ya bir peruk sıcağı taktım ben mı? Ali. Ben nasıl yaptım ya Rabbim? Onun şey termalini bulsalar burada Ali, görevlilerden Ali kafam kurtlandı. Bildiğin kafam kurtlandı ya. Allah'ıma sıcağında yandı kafam. Kafamla peruk zamplamışlar.
Ben kendim ettim, kendim buldum. Ne yönetmen istedi, ne kimse istedi benden bunu yani. Bir değişik bir şey yapalım ama diye. Güzel oldu. Bir de burama ben yaptım. Bir de onu koru sıcakta var ya. Şey mi, kalemle mi boyadın? Evet yani. Halbuki bu tarafta varmış, onu biraz daha belirginleştirseniz. İşte o yetmedi. Ha, çift taraf. Absürt ya. Sinemalardayız. Bu senin aklına gelen var mı? Sette olan değişik bir şey. Komik olması da gerekmiyor. Sen nasıl dahil oldun kadroya? Ben nasıl dahil oldum? Erkan abi vesile oldu. Öyle mi? Evet. Evet, daha önce başka projede kızını canlandırmıştım. Hı hı. Sağ olsun benim de verdiğim emeği ve uğraşı gördü. Utanma kız ya, bir şey olmaz o. Bizim evimize gelen kızdır yani. Karımı tanır, çocuğumu tanır yani. Gerçekten ben severim kardeşimi. Çünkü oyuncu olmak isteyen bir kardeşimdir. Çabalayan bir insandır yani. Ben çünkü biliyorsun Ali, hepimiz bir yerden bir şekilde geldik, geçtik. Yani bizi birileri gördü, bize tabii bir şans verdi. Evet. Ya da ne bileyim hani bize dediler ki, ya sen samimisin ya, hani gel. Hani belki de olabilir senden. Bize demediler mi Ali? Dediler tabii. Yani hani. Dolayısıyla bu iş biraz da öyle bir iş. Hani insan çünkü o kadar çok oyuncu olmak isteyen, eskiden biliyorsun kimse çocuğun oyuncu yapmak istemezdi yani. Soytarı mı olacaksın, dansöz mü olacaksın diyorlardı Ali, bilmiyor musun? Babama da demişler. Babana da dediler. Git bir elektrikçide çalışmasını istemişler. Dansöz mü olacaksın? Ben ne zaman ben ne zaman Aynalı Tahir oynadım? Zaman yırttım tamam. Yani. Saygı duyuyorlar. Ya. Günaydın efendim. Ne yersiniz, ne alırsınız? Meğerse yani öyle değilmiş yani. Şimdi Uğur Uras Ustaoğlu. Yani evet. Daha önce birçok yerde çıktığı için rahatlıkla söylüyorum. Biz Uras'ı kullanıyoruz. Çünkü sen de böyle bizim gibi samimi olmak isteyenlere Uras'ı tavsiye ediyorsun. Demişsin ki şarkılarımla benim hayatıma ortak oluyorsunuz. Çok enteresan bir şeffaflık bu. Bunun dezavantajı yok mu yani bu kadar... Bir anda hayatını da paylaşmış oluyorsun. Gördüğüm kadarıyla daha gizemli kalmayı tercih ettiğin için soruyor. Evet, yeni artık daha böyle suitable olmaya çalışıyorum işte, işe uygunluk falan. Ama genel olarak öyle zaten, aslında ben orada hep bir kendimden bir parça vermiş oluyorum aslında. Bunu istemsizce yapıyorum. İşte sanat, işte hepimiz biliyoruz, üretirken biraz gerçeklik ve biraz kendimiz aslında. Muhakkak senden de bir şey oluyor. Harmonik bir karışımı, uyumlu bir karışım çıkıyor ortaya. O noktada da ben istesem de istemesem de o oluyor ve bunu da tabii ki söylüyorum. Ve bu bir noktada konserleri de dahil edersek aslında interaktif bir etkileşim olmuş oluyor. Tek taraflı değil. O yüzden evet, bunu hep söylüyorum yani. Bir iletişim biçimi bu benim için. Dürüstçe söylüyorum. Zaten o yüzden şarkı yazıyorum aslında. Herkesin kendinden anlattığı bir şeyler var ama bu kadar ona rahat söyleyemiyorlar. Olabilir evet. Ona çok özen gösteriyorum. Öyle olmasına, devam etmesine çok önem Bir şeye veriyorum. Daha özen gösterdin. Çok mutlu olduk efendim. 2'ye 10 kala. Şimdi bizi kırmadı. Burada şarkı söyleyecek ve canlı performans olacak. Özenle çalıştı, hazırlandı, özendi. Burada yani sonuçta playback de yapabilirdik. O da gayet rahat olurdu ama bizim programımıza özendiği için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Seni biraz yoracağız ama dinlememiz lazım bu şarkıları. Arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki abi. Mesela yani eskiden dedi, yanlış anlamanlarsın güzel kardeşim. Estağfurullah. Sen de orada hazırlanırsın. Tamamdır. Yani anca akat al. Mesela eskiden çok fazla canlı söylemezdi sanatçılar. Evet, talk show'lara çıkıp, çok garanti programlara çıkıp. Ama bak şimdi gençlerimiz o kadar yetenekli, o kadar kabiliyetliler ki hepsi çıkıp canlı söyleyebiliyor. Evet. O yüzden tebrikler. Evet. Hangi gerçekten öyle yani. Ben de merak ettim. Depresyon güzelim. Tamam. Bu, o zaman sonrasında bu nasıl yazıldı onu da öğrenmek istiyorum. Küçücük, çok tamam, özele girmeden. Tamam. Sonunda güzelim var, bir şey olmaz. Hey, say. Sonunda güzelim var. Sevgilim, iyiyim dedin, hep yordun kendini, kim bilir. Seni nasıl üzdüler hiç bahsetmedi gözlerin. Çok ağlamış çaktırmıyor belli servetin. Canımı yolda buldum, sana verdim dert değil. Bilmediğin şeyler var, inan hiç dert değil. Ama
Gözünün önündeydim, beni gel diye bekledim. Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Sola döndüm seni gördüm, bozuldu ezberim. Bilsen seni nasıl görür ah bu çekik gözlerim. Senin için üzüldüm, herkesi pişman değilim. Aklım fikrim sende, bu doğru, çok özledim. Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Hadi gel döndür beni, bir gülüşüne bakar hepsi. Ah deli sevgilim, ah benim depresyon güzelim. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu şarkı nasıl çıktı hikayesi ne diyeceğim ama çok net anlatmış, o yüzden soracak bir şey de bırakmadın bize. Sadece bir depresyon güzelim var. Var değil mi? Çekik gözler de geçiyor değil mi şarkıda? Onunla açısane öyle kendime bir pas atayım evet, dedim. Evet, yani bu şarkı çıkmadan önce ben de söyleyebilirmişim bunu. Kaçırmışız ya. Benim de biraz hafif böyle bir çekikliğim var. Çok şahaneymiş ya. Teşekkür ederim, çok vallahi, sağ olun. Valla keşke hikayesini daha gizemli bir şarkı olsaydı, çok çok net anlatmışsın. Ya ben biraz önce yanlış bir şey söyledim, onu düzelteyim de sonra başıma hiç çıkmasın. Söyle. Eskiler canlı söylüyorlardı. Ortadaki gençler söyleyemediler bir ara. Şimdi yeni gençler canlı. Tam olarak kime taş atmak istiyorsun? Atmıyorum ya. Hiç kimseye taş atmıyorum ya. Tamam. Sadece eskiler bak. O birileri var ya, onlar akustik çalarlardı ya. Biliyorsun Ali. Akustik çalınırdı yani. Şimdi sampling çıktı. Bir ton. Abi sen ne desen, uğraşıyorlar mı sen? İşte onu düzeltmeye çalıştım. Yok, kötü niyetle bir şey söylemez. Bazen de program öyle rica ediyor. Yani şimdi bizim burada. Ama şunu bahsetmeye çalıştım. Gençlerimiz gerçekten artık sampling'e, bilgisayara sığınmıyorlar. Onu söylemek istedim. Yani bir de bu dijital canlı söylüyorlar. Evet. İstediği müziği yapıp istediği kitleye ulaşabiliyor. Tabii ki Ali, mesela bak sanatçılar o çok mutlu edici bir şey. Kardeşim daha iyi bilir. Mesela şimdi hak yap. Hak yap. Koy sampling'den geçir. Hut diye çıkıyor mu? Evet. Çıkıyor. Kendi de müzikle çok kaşınmış. Yok ama biliyorum o aletleri. Ama onlar şimdi öyle yapmıyor. Ama bir noktada de tabii... Haksız mıyım kardeşim? Doğru musun? Vallahi. Evet. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Canlı söylediğiniz için. Ama o sürdürülebilir olmuyor söylediğiniz şey. Yani o, evet, şu an işte stream kanalları ya da yeni teknolojik altyapı herkesin bir şeyler üretmesini ve işte kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Ama işte şey de görüyoruz. 5 işte sene sonra o yok. Ya da işte yani o konuda o sesi... tune ederek bir noktaya gelmeye çalışanlar... Ama 5 sene sonra senin şarkın olacak. Ha, teşekkür ederim. Umarım öyle olur tabii İnşallah. Ki. Bir de zamansız ya. Her yine zaman depresyon bir yine güzel olacak. Yine bir şeyi bir iyi yapmaya çalışsan. Ya. O saat hep var. Kaç saat? 2-10 kala. Ha, onu diyorsun. şimdi bir ortak nokta daha var konuklarımın. Öyle durup dururken kimi bulursak çağırmıyoruz efendim. Hep böyle kader ağlarını örüyor. Şimdi Erkan abi bir hikaye var. O hikaye olmasa sen şimdi büyük elçi miydin? Hiç olmadım. Bence de yani. Savaş çıkardı. Yo, ya da en iyi anlaştığımız ülke olurdu ya. O zaman da kendimi ona göre eğitirdim. Yok canım, olur mu öyle şey? Vallahi bir büyük elçi olmak çok isterdim. Yani. Sonra çok isterdim. Yani. Söylememde bir sakınca yok. Yok, bir kızın peşinden otobüse biniyorsun. Oldum, evet. Bütün kader değişiyor. Her şey değişti, evet. 2 ayda değişti. Anlatmak doğru. İster misin? Çok anlattım. Sıkılır seyirciler. Tamam. Ben ama gerçekten çünkü benzer ama bir şunu söyleyebilirim var. Yani. Bence herkes yani gönlün yerinde gitmeli. Çünkü ya gerçekten büyük elçi olmak istiyordum. İyi de bir öğrenciydim. Olacaktım da yani. Ankara Siyasal okuyacaktım yani. Ama 2 ayda hayatım değişti. Pişman mıyım? Değilim. Şimdi belki seyretmeyen varsa otobüse biniyor. Orada bir kızı görüyor. Çok hoşuna gidiyor. Kız amatör tiyatrocu. Yok, önemli o değil. Tiyatroyla tanıştım. Yok, önemli olan o değildi yani. Tabii tabii. Ama tiyatroyla tanıştım. Hani düşünüp yani mesela ben otobüs durağına 5 dakika sonra gitseydim bunlar olmayacaktı. Ben hep kafamı ona takmıştım yani. Ben de öyle böyle
bir takıldım. Ama hiç takılmamak lazım. Kursa gittim ben. Yabancı dil kursuna başladım, yazıldım. Oluyor böyle şeyler insanların hayatında. Demek kadere inanıyorsun bu kadar takıldığına. İnanırım. Yani kader... Şey inanıyorum yani bazen bazı insanlar doğru yerlerde, doğru zamanlarda olabiliyorlar. Ya da doğru zamanlarda yanlış yerlerde olabiliyorlar. Ya da yanlış yerlerde doğru olmayan zamanlarda olabiliyorlar. Dolayısıyla o olasılığı aynı denkleme düşürebilmek, aynı olasılığın içerisinde, aynı düzlemde hem formül olarak hem de yaşam ve o formülü de yaşamına geçirme yeteneğin ne kadar o çok zor işte. Şimdi bak çok zor işte. O yeteneğe oranın işi ya, yani şansın hayat, yanına. Hayat yani ama kadere inanıyorum. Şimdi yani, aslan da... Kader dediğin oysa inanıyorum evet. Elektrik elektronik mühendisi mi olmak istiyordun? Öyleydi evet. Nasıl istedin bunu yani? Annem babam ODTÜ elektrik elektronik mühendisi. Çok seviyorsun, örnek alıyorsun. Beni kreşe yollamışlar. Ana dilim İngilizceydi. Ciddi Türkçe diksiyon eğitimi aldım ben de. 4 sene kadar hala devam ediyorum. Fransızca da var sende. Evet. Ben de kızlarım için sorularım olacak sana. Tamamdır tabii ki. Kes köse. O kadarını biliyorum da daha ileri gidelim mi gitmeyelim mi diye. Sonra fafayı söyleyecektim. elektronik mühendisliği isterken işletme okuyorsun. Şöyle lisede IGCSE ve IB International Baccalaureate diye sistemler vardı okuduğum lisede. Orada yüksek seviye fizik, ekonomi, kimya dersleri aldım. Ve son yılımda dedim ki ben oyuncu olmak istiyorum. Sonra ailem izin vermedi, istemediler daha doğrusu. İşletme aile de konuya uzak çünkü. Evet. Yani meslek yani, olarak yani. Erkan abi de. Ve tanıyorum, bayağı uzaklar yani. King's'de istediğim bölümü kazanınca işletme sosyal bilimler, çift dal okudum orada. Aileden habersiz BES modele başvurdum vesile olsun diye. Orada bir yandan Londra'da oyunculuk eğitimi alıyordum. O nereden geldi mesela aklına? Ya aslında çok küçük yaştan beri oyunculuğa merakım vardı. Yok BES model ne? Vesile olsun istedim. Neye? Oyunculuğa? Evet. Ha. Çünkü hiç... Bir duyulsun, bir gireyim, bir yani... Söyledim hani oyuncu olmak istiyorum diye hiç... Orada değildi kimse. Öyle mi ama efendim? Şu anda, şu anda yanımdalar, destekliyorlar her konuda. O BES modelle de kalmamışsın galiba. Evet. BES modelden önce oyunculuk eğitimi alıyordum zaten. BES modelden sonra da devam ettim. Hala alıyorum. Şu anda tek katıldığın yarışma o değil galiba. BES model Türkiye'yi kazandım. Hı. Daha sonra Paris'te, Lüke arasında Türkiye'yi temsil ettim. Orada da birinci oldum. O ne lan? Tabii. Nereye gitmiş bu? Her şeyde birinci olmuş. Bütün güzellikle ilgili ne varsa derecen var yani. İşte ama güzellik değil Ali Bey. Her şeyin çaba ve gerçekten... Olsun ama... Oyunculukta da güzellik kavramı değil. Görsel bir sanat sonuçta yaptı. Evet, evet. Evet, oyunculuk hayatına nasıl giriyor diye merak ediyordum. Onu da öğrenmiş oldum. Sen de buradan oyunculuğa girdin. Şimdi Uras'ın hikayesi de bir değişik. Kaleci olmak istiyorsun. Yok mu öyle bir şey? Var tabii. Kaleci olmak istiyorsun. Evet. Bu deminki performansın kadar kaleciliğinde iyi miydi merak ediyorum. Yani buradan bakınca aslında evet fena değil diyebilirim ya. Şey böyle çalışıyordum onun için. O gerçekten benim hayalimdi. İşte o zaman da şey vardı. 99-2000 yılları işte Bayern Münih'in efsane kadrosu. İşte kalede Oliver Kahn, Effenberg'in falan oldu. O da sana benziyor, çok sarışın. Ben tabii idolün oldu. Evet. O zamanlar bayağı hayalimdi. Elimden geleni yapıyordum ya, fena değildim. Müzik çok ciddiye aldığın bir şey değilmiş o zaman. Müzik yani. Bir anda yani o sıra bayağı kalecilik için çalışıyorken lisedeydim. Bir anda işte arkadaşlarımla tanıştım, sınıfta gitar çalıyorlardı falan. Bir anda vuruldum, işte bir anda gitmek istedim. İşte her şey bir hafta içinde oluverdi. Ben işte toplam... Spordan müziğe dönüş evet, mü? Evet evet, her şey bir hafta içinde oluverdi. Enteresan. Aşk bu işte. Evet, sonra da bitmedi. Sporlar var mesela benim. Mesela kaleciliği bir şekilde anlıyorum. Ama gerçekten mesela kaleci olmak da... Çok herkes forvet olmak ister. Orta sahada evet. Olmak ister. Sağ açık, sol açık tamam hani... Santifor olur. Yani ne bileyim, hani bek olmak istersin, iriysen falan. Ama kaleci olmak istemek bence... çok bana enteresan gelmiştir. Bir de antrenmanı değişik. Uçuştur. Yani gerçekten oraya uç, buraya uç. Bir de bana şu şey çok enteresan geliyor. Hani adını söyleyemiyorum o sporun.
kayakla fırlıyorlar böyle. Sonra böyle serbest düşüş yapıyorlar ya. Ne güzel. Mesela bunun antrenmanını düşünemiyorum kardeşim. Onun antrenmanı nasıl oluyor, tamam mı? Böyle bir iki ağzının üstüne düşüyorsun. Nasıl? Şey derler hakikaten kalecilere böyle biraz. Ya her tarafı çürüktür onun omuzları. Deli dolu derler, doğru mu? Akıllı, ama uçuyor akıllı adam. Adam geçmez yani, tabii derler. Evet, müzikte de öyle. Yani şu an 10 yıldır 2-10 Kala adı altında şarkılar yazıyorum. Ben de dahil bir tane sağlıklı insan görmedim çok. Ya bayağı da başına iş geliyor. Onları da konuşacağız biraz sonra. Filmlere konu olacak bir çocukluk var ama hep mutlu bahsediyorsun. Tabii ki. Mahallede gazete toplayıp kese kağıdı yapıyorsun. Tabii ki, hepimiz yaptık. Öyle mi? Ben yapmadım. Yani, bilmem nasıl yapıldı. Ya ben de saygılıyorum tekrar. Sizin ya olsam sahip olsaydım ben de yapmazdım. Pazarlarda su satıp. Ama siz de başka türlü yapmışsınızdır kesin. Yani. Sizin de başka, çünkü babanızı görmediniz. Ben setleri biliyorum. Allah rahmet eylesin tekrar. Çok şükür. Hani, her zaman evde setleri olmayacak. Biliyorum yani. Babanız hep setlerdeydi. Kaç kere beraber sarılıp kahvaltı ettiniz yani. Ben kendi çocuğumdan biliyorum. Mesela dizi çekerken ya 4 gün 5 gün evin içinde çocuğumu görmediğim oluyor yani. Kimse bilmiyor ki bunları. Biz sen şanslıydık. Çok her fırsatta evde oluyordu. O bakımdan birazcık şanslıydık. Yeşilçam tadında bir çocukluk. Biraz bahsetmek ister misin? Çocukluğumdan mı? Hı-hı. Boş ver. Ya, yo, ederim. Yo, hiç sorun değil. Sık sık düşünün. Mesela çocukluk deyince aklına ilk hangi sahneler geliyor? Vallahi o kadar çok geliyor ki Ali. Yani hangisini söylerim bilmiyorum ama çocukluğumuz çok, yani bizim benim yaşımdaki herkesin çocukluğu çok değişik geçti. Yani bunun ben bunu bilerek soruyorum abi. Çünkü çok değişik bir hayat geçirdik. Tuhaf şartlardan gelip başarılı olunmasını görsün. Tabii söyleyeyim bak, söyleyeyim bak. Bizim evde televizyon yoktu. Bırak televizyonu, telefon yoktu. Bak, telefon yok. Yani bakkala gidiyorduk. Bakkaldan işte, bakkalda biraz düzgün bir adamsa artık kaç tane koyuyorsa içine böyle bir tane bir şey koyuyordu para. Ona basıyorduk falan filan işte. Ya da ne bileyim Ankara'yla konuşacağız. Gır 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 saydır, yazdır. Düşün, biz öyle bir kuşağız. Tabii. Yani telefon yok, televizyon yok. Tam geçiş dönemi. Yani ben şimdi annemden kaç defa Allah rahmet eylesin dayak yedim yani. Radyo dinliyorum diye, çünkü plaktı diye. Hep radyonun pilleri vardı, pille idare ediyorduk. Şimdi oradan, abi biz nelerden geldik? İnternet çıktı, o bilgisayar çıktı. Biz yetkilileri izledik. İzledim ben. Bunlar gerçek olmadı mı? Ha, bizim dalga geçtiğimiz her şey gerçek var. Oldu, tamam mı? Ya mesela benim oğlum hiçbir şey bilmiyor. Yani bilgisayarla doğdu. Doğru. Bilgisayar doğduğundan beri var. Ben ne bileyim, biz arkadaşlarımızın bilgisayarı olan insanların evine gitmeye çalışıyorduk. Bir dandirikten komodorları vardı. Orada iki tabii. Tane hava deniz savaşları oynayacağız. İki dobiçik oynayacağız diye. Bir de biliyorsun bilgisayar sahibi hep üç kere yanardı. Tabii. Biz bir kere. Ben de bu bekleyen taraftaydım. Biz de bekleyen taraftaydık. Bisiklet dahil. Bisiklete binmeyi bilmiyorum yani abi. Onu kaçırmışım. Hepimizin çocukluğu öyle geçti. Çünkü ama hepimizin çocukluğunda bir adalet vardı. Hepimiz aynı giyiniyorduk. Hepimiz mutluyduk yani. Bizim çocukluğumuz çok güzeldi. Şimdi ben onu görmüyorum çocuklarda. Kimse kimsenin zenginliğini, fakirliğini anlamazdı. Bir insanın mali bir şeyini görebilmek için, anlayabilmek için ya evinin apartmanını görmen gerekirdi. Çok samimi olmak. Ya da evinin içini görmen tamam. Gerekirdi. Yoksa okulda hepimiz aynıydık. Yani biz eşit, 10 numara bir yerden geldik. Tabii ki şimdiki düzen başka, her şey başka. Bunu da algılamak, tabii ki bu düzeni algılayıp bu düzeni kendi tavrımıza, kendi düzenimize çevirip bundan bir fayda sağlayıp devam etmemiz gerekiyor. Çocukluğum öyle geçti, buraya geldim. Çok zor yani. Çok evet, zor. Ama oluyor. Düşünsene evde telefon yoktu Ali. Ama oluyor. Oldu ama ne oldu şimdi? Ay sen baksana. Erkan Petekkaya oldun. Ama yani. Oldu da, oldu abi, onun namazı yok ondan yani. Ondan bahsetmiyorum bak, çocuklar şimdi neler görüyorlar yani. Hani biz... Ama onu avantaja çevirebilirler yani. Ne bileyim, mesela benim çocuğum bir tane parti gördü. Bir başbakan gördü bugüne kadar. Evet. Ben Erbakan'ı gördüm. Yani. Ben Demirel'i gördüm. Ya bu şey, siyasetten bahsetmiyorum. Tabii, ama yeni çocuklar da bir tane görmüş. Abi, bir sürü şey bu. Gördüm yani. Ama bizim çocuklarımız mahalle kültürü görmediler. İnşallah, ama onlar da başka güzel şeyler gördüler. Ellerini çok iyi kullanıyorlar. Zekalarını çok iyi kullanıyorlar. Bizim görmediğimizi onlar gördü. Şimdi sen dedin çocukluğundan bahsettim. Finito.
Tamam. Şimdi hani Yeşilçam hikayesi gibi dedim ya çocukluğu. Yeşilçam hikayesi gibi ama bir tersini de Aslan yaşamış galiba değil mi? Daha mutlu, daha hani o işin genele vurduğunda biraz daha zengin tarafını yaşamışsın sen de baktığında. Ya adının hikayesi de değişik. O nedir adının hikayesi mesela? Anlatmak ister misin? Ben de çok anlattım. Olsun. Ben bilmiyordum mesela. Bizi seyredenler belki evet, başkadır. Tamamdır. Yani mutlu bir çocukluk değil mi? Evet öyle. Ki o mutluluğun hala devam ediyor. Kesinlikle. Hayata pozitif bakıyorsun. Evet ama şöyle hep yani. Hep öğrendim onları. Sokakta ben saklambaçta oynadım, futbolda oynadım. Evet onu hani, söyleyecektim evet, şimdi. Sen hangi mevkideydin futbolda? Sen nereyi ben seviyordun? Ben forvettim. Söyledin de az önce duymadım. Duymadım. Morsu ne biliyorsun? Artık. Baş boşaldı. Annem bana hamileyken Ali Bey, Aslan Koreyan'la tanışıyor. Ve kızım bir hafta sonra cinsiyeti öğrenecekler. O sene de Türkiye güzeli oluyor Aslan Hanım. Kızım olursa sizin gibi hem güzel olsun, hem asil, hem eğitimli, hem de bak Aslan, yani size hikayeyi, benzesin demiş. Şu hikayeyi baştan bilsem kızlardan birine koyardım Aslan'ı ne güzel. Derecesi garanti. İsmi Aslı Özel Tek demek. Han İmparatorluk Kraliçe demek. Aslı Han olsun kız olursa demiş. Ve bir hafta sonra kız olduğunu öğreniyorlar. Ve Aslan koyuyorlar. Direkt ismi belli oldu. Bizim Ezo'nun hikayesi de bir benzer hikaye. Çok güzel isim. Fatma Girik'le maşallah, annem konuşuyorlar. Hı. O zaman işte ikisinde de böyle bir durum yok. Hangimizin diyor önce çocuğumuz olursa, kız olursa. O zaman Ezo Gelin filmi var. Adı Ezo olsun. Senin gibi böyle bir teni, senin gibi gözleri olsun diye konuşuyor annem. Tamam diyorlar Fatma Hanım'la. Ondan sonra Ezo doğuyor. Yani ilk kız o oluyor. Direkt Fatma Girik şeye ziyarete, hastaneye künyeyle geliyor Ezo'ya. Ezo diye. Hala takar Ezo künyesini. Maşallah onun, adıyla yaşasın. Valla onun adı da böyle enteresan. O yüzden hoşuma gitti. Anlatmanı rica ettim. Bir de Ali Bey. Spor, müzik, sanat, sosyal sorumluluk projeleri. Evet. Empati yapan birisi. 3-0 önde başladın hayata gibi. Hiç mi zorluk olmadı? Hiç ya, mi bir şey yaşamadın? Sıkıntı yaşamadın? Öyle güzel anlatmışsın ki kendini. Ya söyleyeyim, ailem her zaman bana şükretmeyi öğretti. Ve şöyle diyeyim hani. Yazları Çanakkale'liyiz. Çanakkale'ye gidince ben şalvarımı giyip köye gidince tarlaya gidip inek sağmaya gidiyordum. Tarlaya çıkıyordum sabahları. Hani her koşulu bana gösterdikleri için. Filme geldi Çanakkale'de çektik ya, sütme deposu aldı getirdi. Öyle mi? Ya, her daim şükrederim. Kötü bir şey olunca da her şerde bir hayır vardır. Ve her kötü şeyin ardından da iyi bir şey geleceğine de inanırım. O şekilde yetiştirelim. Empatiye o yüzden önem veriyorsun evet, herhalde evet, bu kadar bahsettiğine göre. Evet. Çok önemli. Karşı tarafı anlıyorsan. Kesinlikle. Zaten bir problem çıkması çok nadir oluyor. Doğru mu? Evet. Evet, senin de şimdi madem ailelerden bahsediyoruz. Baban da düşkünmüş müziğe galiba değil mi? Aa, yok, babamın çok kısa ama biraz heyecanlı bir hikayesi var. Bir vokal kursuna katılmak istiyor. Yok hayır. Gençliğinde ona benzer bir şey. Bir gösterip işte o ses gibi bir şey herhalde o zamanlar. Öyle. Almanya'da yapılacakmış galiba. Bir ayağı varmış. Ondan belli bir bütçe talep etmişler. Onun karşılığında işte başvurum gelebilirsin. Için. Aynen, bir önelemeyi geçmiş galiba. Ama olmamış öyle kısa. Ama çok yükselmiş, çok heyecanlanmış onun ama için. Ama pazar kahvaltıları falan hep türkülerle. Tabii tabii. Ben programa gelirken onu düşündüm. Belki de oradan geldi şey. Her sabah öyle özellikle hafta sonu kahvaltılarında hep bir mırıldanırdı yani. Hatta vokal tarzım da galiba oradan geliyor bilmiyorum ama. Hani babam işte abi böyle okurdu gibi. Böyle güzel gibi söylüyor muydu o da böyle orijinal? Söylüyordu ya, güzel söylüyordu. Ama daha çok desteği annenden görmüşsün galiba. Annem şey, ya, tabii ki ikisinden de gördüm desteği. Annem şey bir kadındır, hırslı bir kadındır. Yani ha, bir şey bulaştıysan onu yap, ilerlet, o film aksın ister. Yani o her neyse, orada beni destekler. İşte babam da destekler. O daha ihtiyatlıdır. Hani işte bir adım at düşün falan der. Çok üzülüyor. Ama işte annem şey,
hemen git ne yapman gerekiyorsa onları yap der. O anlamda biraz da ofansif bir kadındır evet, yani. Ama hayat da onu gerektiriyor galiba. Böyle girişeceksin, yapacaksın, evet. Baş koyacaksın yoksa ben olmuyor. De biraz öyle yetiştim aslında. O yüzden babamla zaman zaman çatışırız o konuda. Ama tabii geçti artık o konuları, barıştık yani. Ha şimdi küçüklüğümde tabii işte bir hafta içinde. Şimdi sonsuz destek. Tabii ya, her zaman öyle oldu. Ama dediğim gibi bir sorgulama oluyor, bir şey oluyor. Selamlar. Ama ailede bir müzisyen olması başka bir şey değil mi? Enteresan aslında, evet. Yani şey müzik... Şey, bilen müzik, birinin olması yani. Yani benim adıma işte biraz zordu eskiden. Yani ama çünkü olmasaydı şey, öğrenemezdin ki. Tabii. Ya mesela ben müzisyenlerin arasında büyüdüm. Yahu benim bu arkadaşlarım bana bir tane akor öğretmediler ya. Bak gerçekten. O bolluktan ama, galiba. Ama sen Ozan Akyatan. Mesela Ozan şey. Akyatan abi. Ozan Akyatan çok önemli bir klasik gitarcıdır. Benim çok ama sen dostumdur. Kendin çalıyorsun. Tamer Çırağan. Yok ben 3 akor biliyorum. Olsun. O kadar. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Abi, ama onlarla yaşadım. 8 yıl aynı evde oturduk. Bir sürü şarkı Ozan, Tamer, ben. 3 akor biliyorum. Tamer Çırağan'ı bilir misin? Tamer Çırağan çok önemli. Şimdi Los Angeles'ta. Yani tanışmışlığı mı? Mesela biz ev arkadaşıydık. Ama ne bileyim ya, terzi dikemiyor ya. Ama yani bilmiyorum, insanın babası çok yeterli ama çok... galiba abisi, aileden biri olunca galiba hani evde. Şimdi o üç akorla ne yaptığını evet, görelim evet. Mi abi bir? Bir videomuz var, seyredelim. Evet, gördüm demin orada. Bak orijinal ama onu ben yapmadım. Var. O benim yeğenim, o yaptı. Bitiş ya Ali deyişiyle Bon Jovi'yi birleştiriyorsunuz. Onu ben yapmadım ama. O olsun. Ama projenin içinde yani evet. Suç ortaklarından birisi. Ama çok güzel, bizim evde çekildi o. Hadi Ankara'dan geldiler onu yapmak için. Yeğenimdir yapan. İnsan insandan ayrılıyorlar. Bu sizden, bu bizden kayırıyorlar. İnsanı insandan ayrılıyorlar. Dört kitap veriyor. It's my life. Yetiş Ali, ortam karıştı, düzen bozuldu. Yetiş Amufan, yetiş Ali. Teşekkür ederim bunu yayınladığınız için. Müthiş. Bunu pandemi yaptı. O, benim yeğenim. Doğru, o zaman yıkılmıştı ortalık ama. Çok başarılı eğlenmişti. Bir buluştu yani bence. Evet. Onlar evet. Devam ettiler sonra. Evde de yüzümüz güldü. Yani moral veren, ya, mutluluk veren videolardan biri. Hani o sırada kimse evden çıkamıyordu senin dediğin gibi Ali. Doğru, çok evet. Güzel, çok doğru bir zamandaydı. Bulanlara pandemi... Peki düşünüyor musun hiç şarkı söylerken göreceğiz mi Erkan Petekkaya? Ben her yerde söylüyorum ama... Yok yok, ya, biraz betonayım daha. Falan yani ben. He. Keyif için. Kendim için ne yapayım? Çok isterdim yapmayı ama yani o kadar iyi bir sesim yok. Öyle müzisyen de değilim ama olsa yapardım. Ama keyif yapardım alıyorsun. Yani. Ya insanların kafasını biraz şişiriyorum galiba. Yok sanmam. Ya, o kadar da olsun. Şimdi çok güzel. Biraz önce şişirdin mi kafanızı? Yok. Gayet. Ama güzel. Canlı çıkınca şişiriyorum. Çok güzel bir şarkı dinleyelim o zaman şimdi. Tamam. Uras. Tabii. Benim ricamı kırmazsan sevinirim. Tabii ki, tabii ki. O bir tane... Hit, dev şarkısı öyle, var. Öyle seslerle karşılaşıyor ki. Mesela ben daha yeni Diyarbakır'a gittim. Oradan İskenderun'a gittim. Oradan nereye gittim? Mersin'e gittim. Oradan gittim Göcek'e gittim. Göcek'ten buraya geldim. Nasıl bir rut bu abi? Ya, nasıl bir gezme bu? Şu an çalışmıyorum. Ya, güzel dostlarım. Yani Türkiye'nin içinde uçurtma çizmişsin vallahi gibi. Vallahi öyle yaptım gerçekten. Ama bunların hepsi 6 gün içinde oldu böyle yani. Hani. Yorulmuyorsun da sen hiç. Yok, seviyorum yol yapmayı, gezmeyi. Arabayla mı yaptın bütün? Evet. Yok, ben kullanmıyorum canım. Ha. Ya mesela her yerde biriyle görüyorsun mesela. Bugün ben biriyle tanıştım. Nevzat Köksal diye bir arkadaşımla tanıştım bugün yani. Abi bir ses var. Söylüyor mesela. Mesela gittiğim yerlerde, restoranlarda mesela çok severim çekim yaptığım yerlerde. Kıraathanelerde otururum genelde, giderim. Hani yerel sesleri. Mesela siz araştırıyor musunuz onları? Çok merak ediyorum. Tabii. Mesela... Neyse ben. Ya ben de sayılıyor ya. Onun yani. Peşine düşüyorum, anladım. Yani bayağı anlatabildim mi? Çünkü ben senin evet, sesinde evet, biraz evet. Folklorik bir şey gördüm. Aa. Öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Bilmem. Bunu ama siz söyleyebilirsiniz. Estağfurullah, olur mu? Hayır yani dışarıdaki birisi. Ama araştırıyor musun folkloru gerçekten? Merak ettiğim için soruyorum yani. Tabii bakıyorum. Çünkü müziğinde var. Ya şey var. Yok mu? Bir şey var değil mi bir inceden? Bir folklorik bir şey var yani. Bu işte bilmiyorum. Değerli olanın ben orijinallik, böyle kendine haslık olduğunu düşünüyorum. O da folklor. Müzikte tabii. O bir hastalık zaten. Şimdi i̇şte Ender Özcan'ın playlistini de gidip dinliyorum. İşte Türkiye'de neler yapılmış 50 yıl önce, onları da dinliyorum. O şey, bir film gibi benim için.
Bir bakıyorum işte kocaman işte Avustralya'da hiç kimsenin dinlemediği belki işte videosu 300 kere izlenmiş. Onu buluveriyorum, dinliyorum, izliyorum. Ya şey bir mikser sonuçta kafa. Orayı besliyorum, enteresan geliyor. Hakuna Matata. Al işte. Şimdi 2'ye 10 kala ortalığı nasıl kasıp kavurdu? Hangi şarkıyla ya kasıp belki kavurdu? Belki bu şarkıyı biliyordur. Kentsel dönüşümler. Oy. Bak. Ya şey, sound'u çok uygun değil herhalde değil mi böyle şey yapmaya yani şey ama bu, beni kırmıyorsun şu an. Estağfurullah. Tabii şey yani bunu sizin kulaklarınız için söyledim sadece. Yani gurulu bir şarkı. Bunu işte hep beraber çalınsa daha güzel olurdu ama böyle de deneyeceğim. Bakalım size deneyelim de nasıl gelecek. Ben bunu çıplak sesle de söylesen, tamam. Nasıl söylersen söyle tamam, dinlerim. Tamam. O yüzden teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Sallanıyor bu dünya, tutunmuş deli saçlarında. Bir yol bulsam yeniden başlasam vücudunda. Ben gibi değilim, kayboldum rüzgarlarında. Aklım dursun, herkes bir sussun bir dakika. Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden. Sana deliyim ama gizledim her gidişinden, gidişinden. Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşünden. Sana deliyim ama gizledim her gidişinden. Seni gördüm oysa yeni sönmüştüm yağmurlarında. Kendimi bıraktım, elime bir baktım, yaşıyorum hala. Dedi her şey satılıyor, herkes alışıyor, aşk var mı hala? Sana bana acımıyor, hepimizi hacılıyor, pavyon bu dünya. Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşümden. Sana deliyim ama gizledim her gidişinden, gidişinden. Kafamda kentsel dönüşümler, içimde bir yerde bir gülüşümden. Sana deliyim ama gizledim her gidişinden. Kafamda. Teşekkür ederim. Abi öyle bir şarkı yapmışsın ki nasıl çalarsan çal güzel oluyor yani. Teşekkür ederim, ben de seviyorum. Bozmak çok zor. Bayağı çok sağlam bir eser olmuş bu. Teşekkür ederim. Duydun değil mi Erkan abi? Ya, bunu sen mi söylüyorsun diye. Ben bir şaşırdım. Fikirtepe ekseleseydin çok fena olurdu. Bu Uras üniversite değil mi? Üniversiteye giderken arkadaşı söylüyor ya bir şarkı var çok güzel dinle diye. 2'ye 10 kala diye bilindiği için şey de hiç paylaşmıyor işte fotoğraf. Yani şimdi aynısı yaşandı. Evet. Üzülmüşsün evet. Ya bunu diye. Özür dilerim. Çok esafla ne demek? Yani sosyal medyada çok kullanıyorum. Uras'ın falan. İstediği de o. Şimdi bir reklama gidelim, sonra sohbetimizle müziğimizle devam ediyoruz. Sonunda ya. Evet, tekrar merhaba efendim. Şimdi şöyle bir şey var. Sert görünüyorsun Erkan abi. Bir, böyle bir durdun mu? Estağfurullah. Ha, böyle bir desturla yanına geldin. Yok ya. Hiç bir sert duruşun var. Asla öyle değilsin. Çiftim ama öyle, ben yani, ne yapayım yani? Kötü anlamda değil yani böyle bakınca. Fakat yumuşacık bir kalbin var. En çok da başarıya ağlarmışsın. Evet, hala öyleyim ya. Bununla ilgili de şunu söyleyeceğim. Geçenlerde bir abim öyle benim kafamı açtı. Dedi ki, kötü gün dostu bulunur. Çünkü neden? Senin canın sıkkınsa işte taziyeye gelirler. Senin moralini düzeltmeye gelirler. Çünkü kendi haline şükreder gelen. Halbuki aslında iyi gün dostu bulmak zor derler. Evet. Çünkü senin başarını paylaşacak, senin mutluluğunu paylaşacak. İnsanda bu kıskançlık var. Bu paylaşımda zorlanıyoruz. Düşününce evet ya... Doğru galiba dediğim olmuştu. Başarıya ağlaman da bana bunu çağrıştırdı. Mesela ben bilirim ki bir toplulukta bir ödül alsam veya işte bir benimle ilgili bir hoşluk olsa bilirim ki Erkan Petekkaya içten alkışlar beni. Çok gerçekten eminim öyle. Yani. Ve ağlayabilirim. O aldığım işte, ödüle iyi gün dostu burada yani. Yani. Çünkü yok film izlerken de öyle oluyor. Yok, yani gerçek olması gerekmiyor. Yani. Peki bu... Başarı görünce ağlamaya başlıyorum çünkü... Senin bu şeyini çok ha bu. Güzel film seyredince de yok başarı görünce duygulanıyor. Ya, başarı görünce ya da senin olması şart değil en basit yani. Hep söylediğim şeyler yok mu? Ne alakası bende yok. Hiç yani ya en basit ya böyle
Böyle ambulans yanaşır ya böyle hastanenin kenarına. Vıyan vıyan vıyan. Sonra hemşireler koşar, herkes koşar. Lan anan değil, baban değil. Tam onlar koşuyor ya böyle. Mesela onu görünce zır zır ağlıyorum ya. Biliyor musun? Çünkü abi bak anan değil, baban değil. Bak bana da oluyor abi, bana da oluyor. Ben yani, de ya da bir başarı, ne bileyim, peki bir çocuk başarılı oluyor. Mesela hiç ona güvenmemişler, bir şey olmamış. Oluyor hayatımızda, böyle toplumdan geldik. Biz her zaman vurdular, sen otursan bilmem ne yap, sen konuşma. Söz onun, Allah Allah. Hepimizin de vardı söz. Oturttular biz de, Allah Allah. Biz böyle yetiştiğimiz için hep böyle ezik, zavallı, konuşamayan, hiçbir fikrini söyleyemeyen falan tipler olduk yani. Ama bunu aşabilmek çok zor oldu yani. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu sendeki bu hoşluğu, saflığı, yumuşaklığı görüp hisseden de hiç böyle bir avantajına çevirmek isteyen oluyor mu? Yani Erkan Petekkaya kaç senedir bu sektörün içinde belli bir yeri var. Hiç böyle son zamanlarda başına tuhaf bir şey geldi mi? Son zamanlarda mı? Gene kariyerim buna mı bağlı? Kendim bildim bile öyle. İlk zamanlardan beri yani. Mesela çok kazıklanırım. Fena yani. Çünkü bir tane ben, bir imza ya aşamasında ya olayım. 10 numarayla başlarım insanlara çünkü öyle öğrendim. Çünkü bir aşağıdan başlasamlar. Kinler yani sendeki notumuzu biz mi belirliyoruz? Yok, benim kendi notum şu an abi. Yanlış yaptıkça yok, düşüyor. Yok ben seni tanıyorum, yok sen hep olsun. Allah razı olsun. Bir, ama diziye başladım bir şey. Hani bir insana ne bileyim yani baştan tanıdığında yani kötü anlarız biliyorsun, tipinden anlaşılır bir insan yani, ama belki tipi öyledir dersin hani. Hmm. Allah Allah. Sen yani. Yine de 11. Yani Allah Allah onu yaratmış dersin. Tamam. Evet. Ama bakarsın yine o tiple baş başa kalırsın yani. Evet. Yani çünkü şey, ya bir insanın belli olur. Bir diziye başlıyordun, ne oldu abi? Ya çok kötü oldu ya. Ne oldu çok abi? Kötü oldu yani. İmzalamıştım valla. Yani her şey belliydi. Yani şöyle Onur'la anlaşmıştım. Onur Gümen Atam'la, Sayın Gülseren Hanım'la. Çok değişik bir iş yapacaktım. Çok değişikti gerçekten. Çok üzüldüm yani. Hani 3 ay falan sürdü onun hazırlıkları falan. İmzaladık, yayına sete çıkacağız. Sağ olsun Hilal geldi, Hilal Saralan'ı yönetmen oldu en son. Her şey hazır. Her şey hazır, çıkacağız. Bir de çok zor bir roldü Ali. Gerçekten yani çok zordu yani. Öyle böyle değildi. Bazen de iyi ki olmamış diyorum. sonra ne oldu abi? Yok öyle demiyorum da. Olmadı iş yani, olmadı ama ben 3 ay çalıştım. Gerçekten çok zor bir roldü. Yani hayatımın belki en zor rolü olacaktı o. Üzüldüm. Ha. Çok üzüldüm ona. Gerçekten çünkü 3 ay çalıştım ya. Sen biliyorsun rol yaratmak ne demek. Şimdi herkes izliyor böyle televizyonda oturuyor. Biri çıkıyor Ahmet, Mehmet, bir şey neyse Michael çıkıyor da. Kardeşim biz onu nasıl yaratıyoruz? Öyle bir adam yok ki. Öyle bir sonra evet. Kağıtta var. Sonra nasıl oluyor bu iş? 3 ay çalışıp sonra öyle bir şey yapamayınca üzüldüm. Hatta seni arayacaktım olsaydı. Olmadı. Çünkü o sen bir şey oynamıştın ya. Ben izlemiştim o filmi, seni de çok beğenmiştim. Allah var orada. Şapır şapır da alkışlamıştım seni bu arada. Galaya gelmiştim. Sen böyle titiz bir adam oynamıştın. Ha, evet. Hatırlıyor musun? Bak evet. Senin yanına gelmiştim. Ben seni tanımıyordum. Evet, evet, evet. Gelip ne güzel oynamışsın demiş miydim, dememiş. Demiştin. Allah var yani. Bana. Tanımadım da seni, biliyorsun yıllar oldu yani. Doğru. Onun bin beterini düşün ya. Ruh hastası. Öyle bir tip. Değişik bir şey. Oynayacaktım. Eğer yayına yani olsaydı, sete girseydik eğer, seni arayacaktım Ali. Aman diyecektim abi. Ki yok, nasıl çalıştın bunu? Çünkü onun bin beteriydi. Hani nereden örnek aldın, hani bana ne bileyim tavsiyen var mı? Mesela ben zor rol oynayacağım zaman güvendiğim oyuncu arkadaşlarımı ararım yani. Aa, ne güzel. Ararım. Mesela o kızı oynarken Fikret Kuşkan'ı ararım mesela yani. Yaptığım provalardan. Fikret orada oturuyor yani. Oradadır, söyler. Yaptığım provalardan Fikret'e videolar gönderdim mesela. Tabii Fikret bak. Mesela Bindur'a gönderdim, Bindur Kaya'ya. Yani bildim bazı oyuncular arkadaşlarım. Şimdi hepsini saymayayım yani. Hani seni de arayacaktım ama yayına girmedi, arayamadım. Alsın be. Ama sen yine de bana onu öğret. Tamam. Estağfurullah ya. Öğret öğret. Çok zor oldu. Gerçekten çok değişik bir roldü o. Evet, hatırlıyorsun değil mi? Çok değişikti yani. Çok beğendiğim. Çok güzel filmdi. Eline sağlık. En sevdiğim işlerimden biridir, evet. Hayata pozitif bakmanı konuşuyorduk aslında. Hı hı. Mutlu olmayı seviyorsun. Hep bunlar demeçlerinde var. Her şeyde iyi bir yan arıyorsun. Bunun hiç zararı olmuyor mu sana? Yani çünkü hayat bu kadar böyle iyi değil ve hepimiz bu kadar iyi bakmıyoruz ya. İyi tabii. Herkesin kendince problemleri
problemleri, sorunları oluyor. Yani benim sorunum bana büyüktür. Başkasının sorunu kendisine büyüktür. Ama genel olarak ben her bunu tercih ettim. Evet. Bu yoldan da evet, beni döndüremeyeceksin evet. diyorsun. Evet. böyle pembe bakmaya devam edeceğim diyorsun. Yani tabii ki de benim de üzüldüğüm noktalar olabiliyor. Ne mesela, ne kızdırıyor seni, ne üzüyor? Haksızlık. Nasıl canını yakabilirim? Haksızlık. Haksızlığa tahammül edemiyorum. Yalana tahammül edemiyorum. Evet. Peki bu işe girdikten sonra sıkça karşılaşıyor musun bunlarla? Yani evet, öncesinde o Çanakkale'de süt sağmak daha mı iyiydi? Veya İngiltere'de okurken daha mı rahattın? Yani hep anda olduğum için anın kıymetini bildiğim için. Yani hala iyi ki diyorsun. Evet, oyunculuk, tabii ki, tabii ki. Tabii ki yarışma kadar. Hepsine tabii ki, iyi ki girdim, yürüyorum, kadar. Devam evet. ediyorum diyorsun. Aile de yanında. Evet. Destek de devam ediyor. Eğitimlerim devam ediyor. Hala? Tabii ki. Ne eğitimi var şimdi? Şu an oyunculuk eğitimi devam ediyor. Ha, oyunculuk eğitimleri devam ediyor. Hasan yani, Şahin Türk hocamla. Bir şeye girdin mi en iyisini mi yapmak Hasan istiyorsun? Benim sınıf arkadaşım. Evet. Onunla mı çalışıyorsun? Evet. On numaradır. Evet, aynı hocam. Ekolden gidiyor demek ki yani. Ev arkadaşım ya Hasan Şahin Türk sınıf arkadaşım. Ne güzel. Sana peki, buradan selamlar. Çok seninle. Önemli. Şimdi merak ettiğim bir şey, ben kaostan de. Besleniyorsun. Hmm, evet. Öyle bir şeyim var. Tam tersi biraz. Al işte bak aslanım. Kaos bu. Seni yaratıcı kılan o kaos mu? Evet ve ben birçok sanat dalı için öyle olduğunu düşünüyorum. Ve ben bizzat evet öyleyim. Yani güzel olanın bir hikayesi yoktur ama kötü olanın, kusurlu olanın bir hikayesi vardır. Ve depresyon güzelim de o mu demek yani? Ya, güzelin şarkısı biraz, olmaz yani evet, ama evet, depresyonda olursa. Yani o da olur muhakkak ama o bir başka bir şey var. Orada bir olay örgüsü var, bir hikaye var. Herhalde karakter gereği beni de zaten çekiyor. Mesela işte doğadansa şehir karmaşasını çok severim. Yani tabii doğayı da sık sık çıkarım ama benim için o şehir manzarası başkadır benim için. Kentsel dönüşümler benim için en büyük kaos. Herhalde Kadıköylü baka olarak, en son onu. Kadıköylü olarak. Ben de Bostancı'nın çocuğuyum. Evet, bütün derdimi anlatıyorsun. Evet, sadece benim için de öyle. Ya bir sokakta oturuyoruz. 3 tane mi ne inşaat var. Buna bir çözüm bulurlar diye düşünüyoruz. Hayırlısı bulunmaz. Olsun artık. Çok zor. Evet. Biliyorum, ben orada büyüdüm. Yani şimdi Beykoz'da çok... oturuyorum da. Ama Kadıköy çocuğuyum ben de. Ama o kentsel dönüşüm Kadıköy'de çok çok kentsel dönüşüm çok yani. Biraz zor yani. Beni tanıyorlar artık dedin mi? Veya ilk ne zaman dedin? Yani yarışma dönemi herhalde. Yarışmadan sonra evet. Tanıdılar mı seni hep? Yoksa bu oyunculuk mu biraz daha kapı açıyor? Hiç o tanıyorlar mı gibi bir şeye girmedim ona. Ama... Güzellik yarışmalarının da bir seyircisi var demek ki. Var. Abi olmaz mı koskoca organizasyon? Hayır, oyunculuktan sonra daha arttı mı? Yoksa evet, ilk evet. Güzellik yarışmalarından sonra mı? Aa bak, beni tanıyorlar diye. Evet, yani daha sonra Şahin Tepesi'nde oynadım. Sonra Kuruluş Osman oldu. Daha sonra Alparslan Büyük Selçuklu oldu. Yani... Ama ilk tanınman, beni evet, bak tanımaya başladılar güzellik yarışmasından evet. Sonra. Ama öyle değil Ali, bak eskiden ben yıllardır bu piyasanın içindeyim. Eskiden gerçekten güzellik yarışmasından işte manken yürü falan filan. Bu arada her zaman ben yani 1000 tane röportajım vardır, açıp baksınlar, kimse benim üstüme gelmesin yani. Vallahi ya. Hangi her zaman hiçbir zaman ben oyunculuk yapmak için okul okumak gerektiğine inanmadım. Mankenden de olur. Çaycıdan da olur, doktordan da olur, herkesten olur işinde varsa. Tamam. Ha, tiyatro yapamaz herkes, o ayrı. Hep öyle düşündüm. Ve yani çalışan oyuncular var gerçekten bak. Eskiden öyle değildi yani. Hani ben güzelim, hadi ben yakışıklıyım, hadi bakalım yürüyelim. Şu an öyle değil. Bütün yakışıklı ve güzel çocuklar gerçekten çalışıyorlar. Hepsi bir workshop'a gidiyor. Baksana bak, bitmemiş. Hepsi eğitim. Öyle ya. Şu anda hepimizden hepsi çok okumuş, hala okuyor. Ama sen de benimle aşağı yukarı biz aynıyız yani. Öyle değil mi yani? Hangisi workshop'a gidiyordu? Hangisi gidip bir yerde bir eğitim alıyordu? Tabii, almıyordu tabii. Ki. Güzel sen yakışıklıysan. Yok güzel sen hadi gel bakalım. İşin garanti. Şu an öyle değil yani. Allah çok şükür öyle değil. Çünkü böyle olduğu için sektörümüz ilerliyor. Dizilerimiz yüzlerce ülkeye satılıyor. Yani bu bir sektör yani. Kimse evet. Bilmiyor ki bu sektör Türkiye'ye milyonlarca dolar getiriyor yani. Doğru, bir de. Tabii canım, ne bakanlığın haberi var ne kimsenin. Şey, abi, dizi, film, milyonlarca dolar geliyor Hindistan'ı ya. Geçmiş. Abi ben neyse. Peki sana şöhret nasıl geldi? Bağıra bağıra mı geldi? Yavaş yavaş mı geldi? Ha. Ne zaman? Sen ne zaman dedin? Aha, yani o gizem kalkıyor galiba, ünlü oldu mu ne zaman? Ya ben hala demedim tam aslında. Yavaş yavaş geldi. Çünkü
Ama sen öyle istedin zaten. Ben öyle sen istedim. Öyle yani şey, ben o slotları yavaş yavaş açtım kendimde. İşte fotoğraf koymam bile bir süreçti benim için. Bir de şey ne güzel. Önce eserin şey oldu, meşhur oldu. Hep istediğim de oydu. Ünlü ve oldu. Şey var mesela işte kentsel dönüşümleri ya da bütün İstanbul biliyor. Depresyon güzelimi bilirler. İki Onkalı'yı işte biraz daha o artist name biraz daha sonra gelir. Bu şey bana mutluluk veriyor. Ama bir yandan da şey var tabii. Profesyonel anlamda da işi baltalayabiliyor zaman zaman. Ama çok da rahatsız etmiyor. Yani ben her zaman işimle beraber anılmak. Abi öbürü en kolayı. Yani işimin anılması daha doğrusu. Evet. Yani şimdi artık sen istediğin an ünlü olabilirsin. O işi sevdirip alıp milyonlara getirmek işin sıkıntısı. Geçen arkadaşıma şey dedim ama işte yıllar sonra bu tür şeyler benim için işte etrafındaki yakınlarım da hep bilirler. Benim işte sosyal medya kullanmamdan imtina etme hatta sıkı takipçilerim de bilirler. Ya da işte bu işi temsil etmek. Ya birisi sorduğunda bile işte müzisyenim diyorum. Müzisyen deyince mesela şey işte komşumuz mesela anlatayım. Pandemi zamanındaydı. Yeni tanıştık. İki gün önce de yukarıda benim şarkım çalıyordu onlar da. Şey sonrasında da işte tanıştık otoparkta. Ne iş yapıyorsun dedi. Müzisyenim dedim. Sizin işler de çok zor değil mi? Pandemiden dolayı şey, sünnete, düğüne artık gidemiyorsunuz falan dedi. Ben de evet dedim yani. Ama evet öyleydi. Dedim. Evet. Öyleydi. Öyleydi evet. Çok zor. Ya yani şeyi demek istiyorum orada yani o işte müzisyen korelasyon de kurulmuyor evet yani. Benim ama üstümde evden yapan yaptı bu arada. Ha tabii evet. Bence şöyle söyleyeyim. Bence büyük bir Allah bir daha öyle bir şey vermesin. Ama bence bir sanatçı için, bir üretken için bence inanılmaz bir kapanma ve üretme zamanı. Benim için öyle. Değerlendiren evet bence iyi değerlendirdi. Evet. Allah bir daha vermesin. Yani gidin Bolluk'ta besteleyin de. Ama Allah var öyle bir de oldu yani. Evet, çünkü herkes bir kapandı. Herkes bir kendine döndü. Siz de orada da güzel besteler yaptınız bence. Teşekkür ederim. Şimdi evet şöyle bir şey oldu. İnşallah bir de olmasın. Ben kentsel dönüşümleri isteyince, tabii şimdi rejiden de kulağımı yırtıyorlar burada. Kamera arkası ekipte çözülüyorum sanayı istiyormuş. Niye bizim şarkımızdan olduk gibi bir tepki geldi. Tabii, biz onu dinleyecektik tabii diye. Onu alabilir miyiz tabii senden? Şu an müsait misiniz? Tabii. Kahramanımız Ercan Bey hemen getirsin efendim gitarı. Alkışlayalım. Alkış olmadan olmaz arkadaşlar. Evet. Ya suyodayız. Hadi. Kaç kişiyiz? Alkışlasanız da ya. Allah Allah. Oradan izliyorsunuz. Ayıptır yani. Vallahi, vallahi sanatçı alkış olmazsa olmazlar. Ya sen sahneye çıkıyorsun. Doğru. Alkış olmayınca ne kötü oluyor değil ama mi? Çok kötü olmuyor mu alkış olmayınca? Alkışsız olmaz. Seyirci olmayınca. Dur abi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bahtımdan kara gözle yanmışım halim küle benzer. Bilmezler bilemezler on derdim var dokuzu sen. Çözülüyorum sana ah o bakışına yüreğime kışına. Bir şey var aramızda gidiyor hoşuma. Hastayım kusurlarıma. Çözülüyorum sana ah o bakışına yüreğime akışına. Bir şey var aramızda gidiyor hoşuma. Hastayım kusurlarıma. Her yüzü gülene inanma güzelim kim var aramızda. İmkansız dedin ama her gece kavuşur sabah. Çözülüyorum sana bakışına yüreğime akışına. Bir şey var aramızda gidiyorsun ben. Hastayım kusurlarına. Çözülüyorum sana o bakışına yüreğime akışına. Bir
sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. İki Onkala'nın kimseyi kırmadığı programımız bütün hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi kısa kısa sorularımız var abi. Aslan'la başlamak istiyorum. Önce hanımlar diyoruz. Eksik bilgi varsa lütfen tamamla beni veya eklemek istediğim bir şey varsa seni dinleyeceğiz. Bir bilgi var elimde ki böyle nasıl rahat ediyor bu kız dedirtiyor. Güneş, polen, çimen ve toza alerji varmış. Evet. Neye yok? Kameraya. Evet, aynen. Bu kadar alerjiyle o tarihi dizilerde falan nasıl? Vallahi alerji ilacı alıyordum. Onun dışında ha, şu anda... Dizginlenebilecek tabii seviyede ki. Şu evet. An yani. Ama şey, yani bu vücut alışıyor. Mesela falan... çok eskiden köpeğe de alerjim vardı ama şu an iki tane köpeğim var. Ya o, bir de üstüme de gidiyorsun yani. Sen yani de biraz inatçılık gider, seziyorum. Evet. Bir hırs. Öyle bir. Neymiş? Boğa burcu olunca. Öyle mi? Biraz inatçıyımdır. Evet, öyle mi oluyor boğa burçları? Var çevremde. Biraz, babam, kardeşim. Ha öyle siz aynı ay, hangi ay? Ben Nisan 27, Mayıs 1 babam. Sana 12'de kardeşim. Sana kaçıyor mu? Merak ettim. Ay. Yapan bana öyle soracağım öyle diyorum. Diyorlar ki mesela, orijin ne? Diyorum sana en lazım. Sen 11 Aralık biliyorum. Doğru mu? Ya, ne bileyim espri gibi geliyor bana. 11 Aralık değil mi? Sen? Evet 10 Aralık. Bak, 10 Aralık evet. Bilmiyormuşum demek. Yok ben de yaklaşık sen de tam yok, 48 yaşımda öğrendim. Ha iyi. Vallahi. İyi devam edin tabii. 11 sene var. Vallahi. 48 peki, yaşımda annemi aradım. Annem yaşıyordu o zaman. Dedi ki ya Allah o olmuş o zaman öğrendim. Şimdi dizi setinde eşek arısı mı sokuyor seni? Evet boynumda. Hem de boynunda. Evet. Ne oldu? Provadayken ona oldu. Da alerji varmış. Ya yani biraz şişti onun dışında ilaç aldım. Ha. Ha bu korkma da yok bunlardan yok, yani. Yok. Bu nasıl bu boğa burcu değil kendisi olmuşsun sen artık. Yani acısı Allah korusun o alerjinin verdiği bir sıkıntısı. Ciddi bir derecede değil ama kaşıntı ve hemen ilacı alınca evet. Diyorsun. Tık diye. Bu hissediyorum onu zaten. Hani hissedince. Geliyor diye. Evet. Allah. Hayır arı değil. Alerjim yükselince. Ya bende de var. Mesela 9 yaşımdan hemen. Beri öksürüyorum ben. Hep? 9 yaşımdan hiç beri. Hiç durmadı. Mesela hep öksürüyorum. Ne oldu da 9'da? Ne yaşadın? Akçay yüzünden oldu. Akçay var ya tatilleri. Evet. Çok soğuktur onun suyu biliyorsun. Orada işte halamlar orada oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Oraya gidiyorduk tatil. Orada çok soğuktur. Orada sinüzit oldum ben. Kardeşimle ikimiz olduk. Abi 8 yaşımız olduk. O günden beri öksürüyorum abi. O hiç geçmedi o sinüzit. Hiç. Hala Allah duruyor. Allah Allah. Akçay yüzünden oldu. Yok şimdi su ısındı şimdi Akçay turizmine şey yapmayalım. Küresel ısınma var. Yine, Akçay çok ısındı. Çok. Yine birini buldun. Çok ısındı. Yine birini buldun sana kızcağız. Yok küresel ısınma var. Karşı cinste ilk olarak dişe bakıyormuşsun. Ya da karşı cins demeyelim buna herhalde. Dişe evet. Bakıyorsan bakıyorsundur ya. Evet. Ne lazım diş konusunda? Güzel gösteren ne oluyor? Yani ifadeyi tamamlaması mı? Yani yanlış bir şey mi sordun? Yok. Doğru nokta da. Lan sen bunları nerede söyledin? Hayır kendim şu an düşünüyorum. Düşünüyorum onları sorguluyorum. Abisinin yanında oturuyor. Nerede söyledin sen bunları? Dişe bakar. Dur ya dişi, ilk dişe dikkat ediyor musun? Aa, yani insanın dişlisini sever. O yüzden onu sever. Neyini sever? Dişli hani saldırgan, seven, hani çalışkan. Ya seni kurtarmaya çalışıyorum. Ne dişlisin? Yok ya diş merakı yani bakınca ilk öyle bir takıntı dişe... değil de yüze bakınca hani diş evet. Demek ki gülümseme mi? Yani? Evet gülümse o enerji, sempati. Önemli, evet. Önemli, peki. İnsanın koruyabileceği en acayip şeylerden biri. Çocukluğumdan beri onu da çekiyorum. Çok zor insanın dişini koruması gerçekten yani. Şimdi bu Türkiye, dünya, kainat güzelimiz sarma, aşure, hamur işlerini çok iyi yapıyormuş. Bilmiyorum valla, yapar ama. Ya bu, çünkü bunları yaparsa o dişlerde her zaman görünür o zaman. Ananesini tanıyor. Değil mi abi? Yani. İlla yapıyordur yani. Helal olsun. Doğru bilgi. Yani bil ama yapmazsan yapma der bizimkiler. O yüzden biliyorum, yapabiliyorum. Ama İsteyen arkadaşlarıma, isteyen arkadaşlarıma yapıyorum. Tamam, misafir yani, ağırlamayı da seviyorum o yüzden. İkram edersen ne mutlu bize. Tabii ki seve seve. Peki şimdi. Sonraki program o zaman artık. Bekliyoruz. Seni daha fazla sıkıştırmayayım. Hemen Erkan abiye döneyim. Dur kardeşim. En büyük takıntın ters ayakkabı ya da ters terlik. Evet abi öyle. Niye onu düzeltiyor? Öyle oldu ya. Küçükken biliyorsun bize atasözleri var ya öyle şeyler söylediler.
O yüzden ben de öyle tribe girdim yani çocukken. Muhakkak düzeltiyor. Hala düzeltirim, evet. Direm Polatoğlu'nu da vardı. Ya anneannem dedi bana, ters dönmüştü terlik. Allah rahmet eylesin anneannem. Eski kadın, ne yapsın, hepsi öyle söylüyorlardı yani. Git düzelt dedi bana, ben de dedim, düzeltmedim. Bir daha dedi, bir daha düzeltmedim. Bir daha dedi, düzeltmedim. Annem baban ölür dedi. Ne dedi? Annem baban ölür dedi düzeltmezsen. Allah Allah. Dandini dandini dastı ama öyle yani. Ben de gittim düzelttim. O günden beri düzeltiyorum. Yani yok abi en beteri. Ya, hep anlatırım gerçekten de yani çok zordu benim için. Hala da Allah'tan asansör var artık. O zaman biz 5. katta oturuyorduk. Abi benim gidip bakkaldan bir şey alıp gelmem 1,5 saat sürüyordu yani. Hani her türlü şey. Eskiden biliyorsunuz herkes biliyor. Ayakkabılar, terlikler kapıda bırakılırdı. Aa, herkesi abi, düzeltiyor. Ekmek almaya git gel apartmanda bütün. Bütün apartmanı. Allah abi hepsini düzelttim. Ya böyle bir şey olmadı. Kapıcı olsam en iyi kapıcı ben olurdum vallahi. En düzenli ben olurdum. Eşinle şans eseri düğünde karşılaşıyoruz. Evet öyle oldu. Ondan 2 dakikada yani bir... İkinci görüşümle evlenme teklif ettim, doğru. İkinci hemen. Görüşümle. İlkinde 3 dakika gördüm. İkincisinde 5 saat gördüm. 6. saatte evlenmeni dedim. Peki yani biraz daha ağırdan almak mı daha iyi yoksa şu yok an? Yok abi, görünce anlıyor insan ya. Ben gördüm anladım yani. O da gördü anladı ki evlendi yani. Ve bu kadar yıldır birlikteyiz Allah çok şükür. Aman aman. İnşallah onunla ölürüm ya. Mutluluğunuz daim olsun. İnşallah hep beraber. Çocukluğunda bit pazarı diyorsun. Severmişsin. Nasıl? Bayılırım hala bayılırım. Hala bilemiyorum artık yapamıyorum. Yani. Çünkü çok rahat edemiyor musun? Yani zor oluyor. Bit pazarlarını çok severdim. Çocukken de çok severdim. Bostancı'da otururduk Ali. Ben kaçak maçak bir şekilde giderdim yani şey Topkapı'ya. Bit pazarı Topkapı'daydı. Eminönü'nde vardı ayrı. Bir de Bit'ten. Peki orada ben Topkapı'yı severdim. Ha? Orada seni çeken ne? Yok, hoparlörlere bakıyordum abi. Allah. Ben hoparlör meraklısıydım. Hoparlör gidip bakıyordum. İşte Bastis, Twitter mesela. Twitter şimdi basıyor ya Twitter. He. Twitter aslında sesi verendir yani. Gidip Bit pazarından hoparlör oluyordum. Sonra onu ticarete döktüm ben. Marangoz'a. Marangoz'da kabin yaptırdım. Sonra kabinlere gittim. Bit pazarından işte Bas, Twitter, Tiz, Orta falan alıp sonra onları kolona çevirip mahallede satmaya başladım. Ama müziği seviyordum. O kazandığımı gidip hoparlör alıyordum yani hani gidip. Ha, yatırma ya. Hala Apollo öderdik. Apollo öderdik. Apollo biliyorsunuz onları. Yok severdim hoparlörleri yani. Müziği severdim. Harika ya. Hiç durmamışsın abi. Hı? Ya. Hiç durmamışsın. Vallahi yapardım ya. İlgilenirdim elektronikle yani. Şimdi gelelim burası. İleride kitap yazmayı düşünüyormuşsun. Ne konusu ne? Doğru bilgi mi bu? Yok öyle ciddi bir şey değil ya. Sadece hikayemi yazmak isterim. Ha. Ya ve Türkiye'de zaten böyle şeyler eksik aslında. Türkiye'de çok az müzisyenin hayatını biliyoruz. Yani kendi dilinden, kendi kaleminden aktardı. Hatta yok denecek kadar az. O yüzden şey hani ileride böyle bir şey yapacağım. İşte yeni arkadaşlar için ya da işte kendi maceram, yakınlarım için. İlk konseri de AVM'de vermiş. Evet. Evet o da şey. O zaman reklamcılık yapıyordum. Reklam ajansındaydım. Reklamcılık mezunuyum. Oradan çıkıp koşa koşa çok güzel iş ya. Güzel. Konsere gitmiştim evet. Bir de şey var. Ödünç gitar alıyorsun. Komşudan evet, mı ne? Tabii. Bir gün bana keman alırsın diye evet. Gitarı sana hediye etmiş evet. Galiba. O keman alındı mı? Hayır hala alınmadı. Eyvah. Ama şey yani o duruyor masada tabii alacağım onu. Daha önce... Peki hala keman çalmak istiyor mu acaba? Sanırım değil tabii Seval abla ama çocuğu için öyle bir hediye planlıyorum yani. Onlar biraz daha büyüyünce. Şeydi, ne kadar değerli. Ben tabii, komşu gitarını veriyor onunla çalıyor. Evet diye. Aileme söylemeye korkmuştum. Derslerim falan çok kötüydü lisede. Ama bir yandan da gitara, müziğe vuruldum. Gitar istiyorum yani bunu öğrenmenin tek yolu o. İşte o bayağı sepetle salmıştı bizim mahallede komşuydu. Bak çok özür diliyorum. Biraz önce konuştuk ya hani otobüs durağında 5 dakika sonra gitsen öyle olur. Aynısı işte. O komşuda sepet gelmiyor. Evet, şu evet. An burada oturmuyorduk kardeş. Evet. Çok enteresan evet, değil evet, mi evet. Ya hayat? Kesinlikle. Vallahi bu beni çok şaşırtıyor ya. Evet. Ben de çok aslında o tür şeylere takılmam ama bazı şeylere galiba ben evet. Ben takılmıyorum o şey, şu an kokusu geldi o gitarın. Çünkü elime aldığımda... Sepetin kokusu gelmedi çok, mi sana? Bir haftadır dedikodusu dönen işte bir gitar, bir alet ne işe yaradığını tam bilmiyorum bile. İşte perdelerini saydım, tellerini saydım.
işte gövdesini aldım, içini kokladım. O koku şu an geldi mesela, enteresan bir şekilde. Onu hiç unutmam yani. Onu o gün inceledim sadece. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir ara, ama öğrenmek istiyorum. Bir ara müziği bırakmışsın falan ama benim gördüğüm kadarıyla o seni bırakmayacak. Aa, evet evet tabii, o çok eski. Sonra zaten 2-10 kala çıktı aslında. Öyle bir, ben bir depresyona girdim falan. İşte yazı yazma hep vardı bende. Aslında müzik hep yoktu. Ama hep yazardım. Sonra işte yıllar sonra müzik gitti işte, üniversiteye falan da başlayınca işte sosyalleşme falan filan, ama yazmaya devam ettim. Sonra bir arada işte tepem atınca gitarı elime aldım, o yazdıklarımı falan işte yaşadıklarımı falan derken. İyi ki yapmış. Şu an teşekkür ederim. Peki Aslan, seninle ilgili bir gün basında bir dev bir başlık çıksa, bir manşet, ne çıkmasını istersin, ne yazsın yani, bir haber çıksa ileride düşün. İleride şöyle bir haberim yani çıksın isterim. O manşeti sen at bakalım kendinle ilgili. Şu anda en büyük isteklerimden biri yurt dışında oyunculuk yapmak. Muhtemelen o olurdu şu anda. Efendim? Şu anda hani yurt dışında güzel bir projede yer almak isterdim. Karşında oyuncu olarak da Nicole Kidman'ı istediğin gibi bir söylenti var. Buradan Nicole Hanım'a da selamlar olsun. İnşallah duyar bizi. O da bizi dinliyordur şu anda zaten. Tabii açtı, seyrediyor uyduda. Nicole. Abi böyle bir laf var ya. Bu kazmadan bir şey olmaz dedikleri kişiyim. Bana dediler evet. Ya belki de olmadım, bilmiyorum. Onu siz bilirsiniz yani. Eş dostu çağırmıyoruz buraya. Çünkü bir insan ben oldum dediği an bittiği andır ya. Yani. Bilmiyorum, ben değil hiçbir mi? Zaman bunu başardım diyemedim hayatımda yani. Vallahi çünkü... Bir de bizim işimizin en iyi sen biliyorsun yani, sonu yok yani. Hani evet. Yani ne oynarsan oyna yani, mutlaka bir iyisi var yani. Hep ders alacaksın var yani. Abi, hiç var. Yok sonu yok yani, bir de yaşı yok. Peki yeni neler Allah, var? Allah saat verdiği sürece tabii, yaşı da yok yani. Hani, yaşı da yok. O yüzden çok şanslıyız. Evet, Allah ayırmasın ya. Amin. Ben mesleğimi çok seviyorum. Hayatta olduğumuz sürece yapabiliriz. İnşallah yaparız. Var mı yeni bir şeyler abi? Yok abi. Yani, şu an yok. Ya okuyorum. Bakıyoruz tabii. Oluyor. Yok, oluyor bir sürü şey oluyor ama. Ya buradan bir yerden sonra her şeyi de yapamıyorsun Ali, biliyorsun tabii, da olmuyor yani. Hani güzel bir şey yapmak lazım. Değişik bir şey gerekiyor. Hı-hı. Kendimi zorlamam lazım falan. Hani uyumamam lazım hikaye. Sonra hı-hı, kendime küfretmem lazım. Ben bunu niye kabul ettim diye. Ha, anladım. Çünkü abi, en başarılı olduğum işler hep kendime küfrettim işlerdir. Ben bunu niye kabul ettim diye. Evet. Öyle olursa güzel şey oluyor. Yoksa Erkan abi, ne olacak ki? Bir şey başarmamız lazım. Doğru. Yeni bir şey yapmamız lazım. Yani inşallah öyle bir şey denk gelir, ben de yaparım. İnşallah. İnşallah. Aslan, ne hedefler şimdiki? Şu anda TRT Dijital'de bir projede konuk oyuncuyum. Hı. Görüştüğüm birkaç iş var ve işte yurt dışında birkaç... Orayı da şimdiden bağlantı kurdun evet, mu? Evet, evet. Hadi bakalım. Hadi inşallah olur. İnşallah. Önümüzü açarsın. Abi İngilizcesi olan gençlerimiz bence oynayabilirler artık. Ama onun bayağı iyi galiba. İngilizcesi olan... yani çünkü artık... Ortalama bir oyuncu yurt dışında oynayabilir çünkü... yurt dışında çok iyiyiz yani. Gerçekten İyi. Ben kendi oynadığım dizilerden biliyorum. Hı hı. Bir de bazılarıyla mahkemeliyim falan. Endemol, mendemol bir şeyler var. neyse. Yine abi, abi söylerim abi. Şu, ne olacak? Dolayısıyla şeyi biliyorum. Yok, hesaplar bana geliyor. Hani doğru, mecburen davalıyız yani. Ne doğru, kadar satılmış ne oluyor biliyoruz doğru, yani. Doğru. Dolayısıyla inanılır gibi değiliz yurt dışında. İnanılır gibi değiliz yani. İyi İngilizce bilen ben bilmiyorum. Ben yapamam yani. Ama İngilizce bilen kardeşlerimiz bence yurt dışında çok başarılı olabilirler. Abi, olabilirler yere abi. Sağlam basıyor. Çünkü o kadar iyi oyuncularımız var ki. Bir de hep yani, pozitif. Yani onu durduracak bir depresyonu yok. Ben aslan için söylemiyorum ya. Bütün ama o istiyor. Şimdi onu konuşuyoruz. Yani. İnşallah yolun açık İnşallah, olur. Biz de gururla seyrederiz. İnşallah. Erkan abi bizi alkışladığı gibi, başarıyı, her gördüğü başarıyı alkışladığı kesinlikle, gibi seni de avucunun içi acıyana kadar alkışlar diye düşünüyorum. Var tabii ki. Yeni bir proje, konserdir, yeni bir şarkıdır tabii, ne bileyim. Konserler devam ediyor. Onun dışında da yeni bir single masteringini yeni dinledim. Geliyor mu? Evet. Ne zaman hazır olur? Evet, şu an takvim tam belli değil ama Ocak ayında sanırım yeni single yayınlanıyor olacak. Sonrasında da bir belki EP, böyle bir set halinde 4-5 şarkılık ya da single devam, o öyle bir karmaşa var. Ama bir şekilde sürekli devam edecek yani. Harika. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladın. Efendim, çok kibardın gerçekten. Onun için de ederiz. Yani ekleyeceğiniz bir konu. Sağ ol. Ben yine seninle güzel ayrıca tüm ekip arkadaşlarımıza. Sağ ol. Evet. Sağ ol.
Güzel bir şarkıyla bir tabii ki, tabii ki. Ne demek? Hoş noktalayalım istiyorum. Var mı hazırlığımız? Ne gelecek? Bilmem, şu an aklıma Bütün İstanbul Biliyor geldi. Onu çalabilirim isterseniz. Ben bilmiyorum mu? Benim önümde olmuyor belki böyle diye bir not var ama olmuyor hangisi böyle. Geldiyse onu yap abi. Bir o geldi sonradan ama. Tamam o gelsin. Ama yok o gelsin. İlkini ben söylemiştim evet, Aslan de. Aslan da söyledi. Evet. Hangisini? İstanbul. Bütün İstanbul Biliyor. Tamam biliyor. O zaman evet. Aslan için. Teşekkür ediyorum. Onu söyleyeyim, yarın öbür gün bizi Hollywood'da ağırlayacak nasıl olsa. İnşallah. Gitmek lazım. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi, tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi, tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Ölümü ne güzeldi. Böyle nasıl yaşıyor, sert kıyılarında ne gemiler batıyor. Dokun yaralarıma çiçekler açıyor. Ah bir de gülünce kafam peynire dönüyor. Öyle de güzeldi gözleri, bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam içine bir kendimi. Tutuştur içine çek beni. Yavaş, yavaş. Teşekkür ederim.